oradaki üst bölgelerimizin bulunduğu bir haritamız vardı. Arkadaşlarımdan onu rica edeyim. Siz de o bölgede görev yaptığınızı söylemiştiniz. Hocam nasıl bir tablo orada? Üst bölgelerimiz, üst bölgelerimizin yanında geçici üst bölgelerimiz. Terörü erken karşılama. Evet. Ve o bölgede yaşananlar. Görüntüler de ekranlara yansıyor. Yorumlarınızı almak isterim bölgeye dair. Buyurun. Ne kadar ağır kış koşulları devam ediyor. Kapalı hava, örtülü bir hava, sisli bir hava. Dolayısıyla hem SİHA'larımız, İHA'larımız bazen zorlanabiliyor. Kapalı, sisli havalarda tespit kolay olabiliyor ama teşhis zor olabiliyor. Doğru. Çünkü tüm arazide gezen diğer canlılar da teröristmiş gibi de algılanabiliyor bu yoğun kapalı ortamlarda. Yani görüş şartları birkaç metreye kadar düşebiliyor. Hatta şöyle bir küçük anekdot söyleyeyim. Buyurun. Bu tür havalarda ve arazi koşullarında bir noktadan bir noktaya intikal ederken arazide bütün personel bir önündeki arkadaşını tutar. Kaybolmamak için. Yani mesafe 2 metre. Yani aslında metre bile değil. Çok daha. Yani düşünün, tutarak ilerlemek zorundasınız. Görüş olmadığı için. Tabii yani çok tabii emniyetin çok ciddi sıkıntı olduğu ortamlarda elbette ki açılıp yayılırsınız ama ne kadar kapalı bir arazi ve hava koşullarının olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor herhalde. Gözüküyor, üst bölgelerimizin olduğu bir harita da vardı. Yönetmenim Samet'ten onu da isteyeyim. O yani nokta şöyle, nokta paylaştığımız evet, üst bölgelerimiz. Elbette o noktalara dair yorumlarınızı alacağım. Buyurun lütfen siz devam edin. Yani 100'e yakın noktada üst bölgemiz var. Fakat bunların birbirlerinin hepsinin statüsü farklı. Bir ana üst bölgeleri var. Ana üst bölgelerin hemen ilerisinde geçici üst bölgelerimiz var. Şöyle operatif yapalım hocam. Aslında biz de onları bu o bölgede tam nokta olarak söylemiyoruz elbette. Elbette öyle bir şey yok. Temsili olarak paylaşıyoruz. Birçok bölgemiz olduğunu biliyoruz ama bu noktada aslında anlatabiliyor. Buyurun bu noktalar üzerinden bu devam edelim. Bu noktaları gerçek yerler olarak kabul etmesinler. Tabii temsili olarak paylaşıyoruz temsili noktalar, biz. Temsili noktalar ya sayarak. Çünkü çok hassas bir süreç. Tabii, tekrar altını çizelim. Her açtığımız görüntünün yani, de temsili olarak orada SWAT boyunda Güngör Yavuz Aslan da paylaştı. Birçok noktada üst bölgelerimiz var. Onların belli bir mesafesinde askeri olarak konuşlanmış geçici üst bölgelerimiz, önleyici adımlar atan. Onlara belki ona söyleyelim. Dair de yorumlarınız olur değerli bakın, komutanım. Bakın şöyle anlaşılmasın. Üst bölgelerinde birliklerimiz konuşlanmış durumda elbette ki. Fakat gece sabaha kadar gezici kollarımız var. Heh, gezici birlik. Bu nokta önemli. Zaten zayiatlarımız genellikle o gezici kollar da oluyor. Geçici kolların konuşlandığı belli arazi kesimleri çok öyle tahkim edilmemiş, daha doğrusu işlenmemiş, üst bölgesi statüsüne dönüşmemiş gerçekten de geçici yerler. Belki bir gece, belki iki gece konaklanılan yerler, durulan yerler. Sonra yer değiştiriyorsunuz. Mesela şöyle söyleyelim, mesela buyurun. Metina bölgesi, ZAP arasında diyelim, bir tane şu bölgede kalıcı bir üssümüz var. Yani ana üssümüz var. Temsili yakınlarda, olarak söylüyoruz elbette. Tabii tabii, hemen yakınlarında birkaç tane geçici ama kalıcı anlamda diyelim geçiciyi. Sürekli kaldığımız fakat bir süre sonra terk edip gidebileceğimiz üst bölgeleri var. Bir de bunları koruyan etrafında kısa operasyonlar, küçük ölçekte operasyonlar icra eden yaklaşık timler var. Söyleyelim sayıyı isterseniz. Timlerimiz, kollarımız, evet. Takım çapında birliklerimiz var. Ve bunların tamamı profesyonel. Bakın üst bölgelerinde olanlar, bu geçici üst bölgelerinde görevli personelimiz ve gezen birliklerimiz tamamı profesyonel ve özel kuvvetler. Kemal Hocam, şimdi bu haritalar yaparken izleyicilerimiz bunları bir nokta olarak atlamasın. Bunlar bölge ve sıra dağlar. Tabii, yani sorumluluk şimdi, sahaları var. Bir, tabii yani Metina, yani arkadaşlarımla Metina teşekkür ediyorum. Metina dediğimiz bir dağ değil. Görüyoruz aslında, siz o görüntü paylaşırken hemen yanda da hocamın arkasında da o coğrafi görüntüler ekranlara yansıyor. Daha net izleyicilerimizin zihninde oluşsun diye. Buyurun devam edelim. Şimdi burada tabii gezen birliklerimiz. Bu gezen birliklerimiz tesadüf muharebeleriyle, yani tesadüf karşılaşmalarla karşı karşıya kalabiliyorlar anlık. Bazen yoğun koşullardan dolayı. Dolayısıyla bu tesadüf ettiklerinde bir PKK-PYD grubuna derhal açılıp yayılıp temasa karşılık veriyor. Yani atışa karşılık ya da gördüğü anda kendi başlatıyor operasyonu. Bir şekilde bu müsaademe esnasında bazen görülmeden ateşle karşılaştığınızda ilk ateşte genellikle zayiatlarımız oluyor. İlk ateşte. Zaten ilk ateşten sonra PKK denen örgütün mensupları oraya çivi gibi çakılıyor. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü toparlamayı müteakip 12 genellikle. Şu ana kadar gelen bilgi 12 teröristin etkisi hale getirildiği bilgisi. Bu, onu da bakın genel paylaşım. Bilgi benimkiler. Doğru, olayın doğru. Bu şekilde olduğunu anlatmaya çalışmıyorum. Genellikle zayiatlarımızın meydana yine gelmesi. Yine hocam sizin o bir ifadeniz vardı. Birbirini tutarak askerliğin ilerlediği evet, çok zor sisli coğrafya, bu görüntüler de sanırım o anlardan birinde kaydedilmiş çok yoğun
kar tabii ve gündüz, sis beraberinde bu görüş gündüz, açısını bir da de gece düşünün bunu. Düşürüyor yani evet. Sıfıra yakın görüş koşullarında gece harekat icra edebiliyorlar. Ya da dediğim gibi şu bölgelerde bulunan geçici noktalardaki birliklere, yani dediğim gibi oralar çok tahkimli olamaz. Ana üs bölgeleri akıllı üs bölgeleri. Yani Aselsan tarafından yapılan çepeçevre korumalı ve konforlu yerler. Ama öbür bölgeler geçici ve oraya sızma da yapılabiliyor. İkinci zayiatlarımızın verildiği noktalar. Gezen birliklerimiz ve şu bölgelerdeki kalıcı olmayıp geçici de olsa sabitlenmiş bir takım birliklerimize bu koşullarda yapılan saldırılar. Üçüncü bir konu da bu PKK-PYD-YPG dediğimiz örgüt artık klasik terör örgütü olmaktan çıkmış durumda. Neden? Çok... Çünkü Mesut hocamız biraz önce ifade ettiler. Artık bu sızma değil. Bu bir saldırı. Bu koşulları istismar ederek saldırı yapıyor. Saldırırken yani bir nasıl söyleyeyim, taarruz gibi düşünün. Yani yüzenli birliklerin taarruz harekatı icra ederken kullandığı teknik ve taktikleri kullanıyorlar. Aklı kimden alıyor? Yani PKK-PYD'nin içerisinde kim donattıysa onlardan alıyor. Yani özetle Amerika Birleşik Devletleri'nin görevlileri. Çok benim üzücü bir şey şu. Suriye'de anlattım şeyler. Bakın bunu burada söylemek zorundayım üstüne basa basa. Bir şeyi kötülemek istediğimden değil. Yanlış anlaşılmasın. Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı taktik, teknik bu adamlar onlu sistem monte edilerek uygulanıyor, öğretiliyor. Bu NATO'nun da taktiği. Yani bir şekilde NATO üyesi ülkelerinde genellikle kullandığı. Çünkü birlikte harekata çıkacaksınız yarın. Yani NATO üyesi ülkelerle birlikte harekata çıkacağınız bir ortaklık değil mi? Tabii. Oluşturuluyor. Dolayısıyla yani standartlaşmış hareketler, taktikler, teknikler. Siz bu öğretiyi gidip de bir terör örgütüne aktarabilir misiniz bu yeteneği? Artı yeni silahların verilmesi. İşte aynı şey taktik tabii. Ve teknikten, teknik demek silahların kullanım kılavuzu. Yani demek ki siz PKK-PYD-YPG örgütüne bu imkanı tanıyorsunuz. İkinci imkan intikal imkanı. Hem havadan hem karadan ve zırhlı araçlarla adam dedi mi L hareketi diye. Sincar'dan buraya nasıl gidecek adam? Havadan gidiyor. O yüzden Süleymaniye'de düşürüyor. Şüphesiz ki istihbarat tabii, da katkı, bunun içerisinde. Cemal Hocam, katkı vereyim. İstihbarat. Şimdi örgüt militanları ot yemediğine göre, bunların iaşesi, ilacı, gıdası bu Süleymaniye bu bölgeye de dikkat edin. Lojistik imkanlar. Lojistik imkanları yani dağda, mağarada birçok şeyi ABD'nin desteklediği ya da son dönemlerde Kandil üzerinden veriyor. İşte o kış yapılanması dediğimiz mağaralarda bulunan malzemeler uzaydan paraşütle gelmiyor. Gelmiyor. Tabii. Yani en kritik ama istihbarat Güngör Hocam. Tabii ben diyecektim onu. Evet, en kritik. Bakın silah verirsiniz, para verirsiniz, mühimmat verirsiniz, eğitim de verirsiniz ama istihbaratınız yoksa operasyonun burada, ya da eylemin bir kıymeti yok. Burada gözler nereye çevriliyor Irak'ta? Erbil'deki ABD üssüne. Irak'ta en büyük üssü ABD'de konsolosluk adı altında inşa ettiler. Buradan bütün bölgeyi takip eden var. Bir de Geyyara üssü var. Bu DAEŞ'le mücadelede ortak olarak kullandılar. ABD'nin varlığı var. Kuzey'de bütün faaliyetleri ne yazık ki bu bölgeden takip edebiliyorlar. İşte Türkiye buna karşı ne yapıyor? Bir cümlede onunla. Türkiye buna karşı şunu yapıyor. Hem diplomatik olarak hem arazide taktik anlamda, operatif anlamda. Diplomatik anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şekilde bu bölgedeki aktörlerle temas kuruyor. Kim var burada ev sahibi aktör? Bağdat var. Merkez yönetim var. Onunla temas kuruyor. Ondan birkaç şey rica ediyor. Çünkü Bağdat hükümetinin doğrudan Türkiye'nin terörle mücadelesine katkısı olacağını düşünmüyor kimse. Doğaldır. Ama sadece diyor ki bu bölgede Sincar Erbil... Mesela halledemedi. Merkez yönetimi dediler. Sincar'a gir dediler. Buradaki PKK'yı temizle. Yapamadılar. Yani Erbil'le aranızdaki problemleri çözün dedi. Petrolle ilgili hatırlarsın tahkimdeki mesele. Problem. İki, Irak dedi ki Bağdat hükümetine PKK'yı artık terör örgütü olarak tanı lütfen. İki tane ricası var. Çok zor değil. Erbil'le doğrudan müttefiklik ve müttefikliğe daha yakın, ortaklıktan ziyade müttefikliğe yakın bir işbirliği önerdi Türkiye. Erbil sıcak bakıyor buna. Ha, dediniz ya doğrudan katılmasa bile operasyonlara bizim icra ettiğimiz tıkama harekatında katkı sağlayabilir. Bunu doğru, yaptı 97'de. Merkezi yönetimden de önemli yapıyor. İsimlerin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bu konuda Dışişleri görüşmelerin bakanım. Olduğu tabii, tabii. Biliyoruz hemen seçimler sonrasında. 97'de şu yapıldı Aktan Bey. Şu bölgede tam yerini göstermeyelim. Şu bölge diyelim Erbil güçleri tarafından yani Peşmerge tarafından konuşlandırıldı diyelim. Kuzeyden de Türk Silahlı Kuvvetleri harekatını icra etti.
Ve arada kalan PKK-PYD YPG unsurları çekiç örç dediğimiz, o örs dediğimiz benzetmeyle sıkıştırıldı. Yapıldı bu. Buna benzer bir teklif var şu anda Erbil üzerinde. Yani Barzani kuvvetleri üzerinde. Kürdistan Demokratik evet, Partisi üzerinde. Şimdi hızlı anlatayım. Birinci bu. Bir şey daha ben müsaade ederseniz. Buyurun lütfen. Bağdat'ı söyledik. Erbil'le olayı söyledik. Talebani var Süleymaniye'de. Bu şimdi taraf değiştirdi. Yani PKK-PYD-YPG ile müştereklik kurdular Amerika'nın baskısıyla. O yüzden Süleymaniye bizim için şu anda tehdit değil. Ama risk. Yönetmek zorundayız. Bertaraf etmeye gerek yok. Talebani bölge adamı, değil mi? Bölge grubu. Tamam. Yani demek ki burayı bölgesel risk kabul edip yönetiminde bir aktörü. Bir şekilde o riski yönetilebilir hale getirmek zorundayız. Ha demek ki bakın bu bölgedeki diplomatik ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki hukuka dayalı çalışmalar bunlar. Peki. Harekatı sonra anlatır isterseniz. Peki, şimdi bizim görüşlerinizi alacağım. Buyurun. Bizim güney sınırımızda Irak ve Suriye üzerinde sorunumuz karşımızdakilerinde devlet yoksunluğu. Yani burada 36. paralelle başlanan bir otorite boşluğu var. Yıllara göre izleyicilerimiz de değişti. En son 2005'teki anayasayla Erbil merkezde bölgesel bir yönetim kuruldu. Onun da güvenlik güçlerinde işte peşmerge ya da asayiş olarak adam unsurlar oldu. Bu yeni yapılanma buradaki güvenliği sağlayamadı. Kandil yapılanması bu bölgede üstlendi. Buna karşı da Kemal Hocam'ın anlattığı zaman zaman çekiç, güneş harekatı gibi hareketler gir çık yapılıyordu. Ama 2019'dan itibaren artık gir, kal ve yok et buradaki PKK'ların sonlandırılması süreci geldi. Ama son aylarda belki de ki bu son günlerdeki sıcak gelinmenin şifresi olan Süleymaniye ve ABD'nin bu bölgede yeni bir hinliği var. Tırnak içinde hinliği var. İşte bu istihbarat dediniz PKK'nın bazı terör faaliyetlerinin artmasının temel nedeni bu. Şimdi Erbil yönetimi kendi peşmergesiyle birlikte Türkiye'nin bazı taleplerine cevap veriyor. Yer imkanları dahilinde. Ama Süleymaniye hattına baktığımızda Kandil'de Süleymaniye bölgesinin sorumluluğunda olan Kemal Hocam, Asos, Köysancak ve Kandil bölgesel Kürt yönetimi içinde Süleymaniye hattında kalıyor. Burada bir yapılanma var. Şimdi soru şu. Bir gazeteci olarak sorduğumuz. Bu Suriye'deki ve Irak'taki mevcut duruma göre, değişen şartlara göre Türkiye nasıl adımlar atacak? Şimdi en son biliyorsunuz yeni bir başlık çıktı. Aslında Ceyhun Hocam son dönemdeki hareketlenmenin altında bu güvenlik başlıklarının dışında bir şey var. Ne var? Irak'ta Türkiye kalkınma yolunda anlaştı. Kalkınma yolu nereden? Nereden? Hızlı bir şekilde bu hattan gelecek. Ovaköy. Telafer ki 400 bin Türkmen yaşar. Türkiye'de herkesi hatırlatmayı kendime görev bildim. Buradan aşağı gidiyor. Ambar, yerleşkeler Bağdat üzerinden Basra'ya gidiyor. Tren attı. Hızlı tren, yük trenleri. Çoklu otoban. İleride de Ceyhun Hocam enerji hattına dönüşülmesi stratejik olarak var. Bağdat bunu çok istiyor. Neden? Bağdat'a Körfez baskılıyor. Kuveyt, Katar baskı kuruyor. Eğer diyor işleri düzelteceksek, şey yapacaksak bunu yap. İmza aşamasında Hakan Fidan evraklar yapıyor. Bu gündeme geldiği andan itibaren geçenki hain saldırı bu bölgede birden bu PKK'nın hareketlenmesi. Şimdi terör eylemlerinin o Sincar varken, burada PKK terörü varken buralarda şantiyeler çalışmaz. Çalışmaz. Hiçbir devlet buraya para harcamaz. Tabii. Şimdi en son Hakan Fidan'ın Bağdat ardından mesela Hakan Bey'in oradaki fotoğraflarda da ciddi mesajları var. Irak heyeti Dışişleri Bakanı Fuat Masum Ankara ziyaretinde söylendi. Ne der ki? Hadi iş yapacağız. Örnek verin biz 50 milyon dolar koyacağız. Siz 50 milyon dolar geç. Rakamları örnek verin. Bunu beraber inşa edeceğiz. Burası ne olacak? PKK ne olacak? Açıkça söylediler. Temel sorun o. Diyorlar ki halledin. Ben söyleyeyim yani bu yorum olarak net bilgilere sahip olmadan Haktan Bey gözlemlerimle. Halledin. Biz halletmeseniz biz halledeceğiz. Ama burada sahneye büyük şeytan. ABD çıkıyor. Nasıl Yemen'de çıktıysa, nasıl Gazze'de çıktıysa büyük şeytan. Çünkü burada bir varlığı var. Zaten ileriki günlerde size söyleyeyim. Irak'ı çok konuşacağız. Irak bir karar aldı. Komisyon kuruyor. ABD askerlerinin gitmesi için. Yani evet. Bir süreç başlatmak istiyor. Peki. İstiyor. Daha önce de yapmışlar. Ama tam bu sırada, tam bu sırada yine bir kullanışlı aparat olan PKK gibi DAEŞ bölgede sahneye çıkar mı? Onun için Türkiye net değil. 2014 yılı içinde İran'da sahneye sürdüler. Eğer Bağdat'ı evet. ve Erbil'i ikna edebilirsek ben söyleyeyim. Adı da her zaman Dicle Kalkanı diyorum. Artık böyle güvenlik şeridi gibi değil aşağıdan inerek tabii yere meşru bir şekilde
belki peşmerge Irak federal güçleri de katılabilir. Burada bir bahar temizliği yapabilir. Peki. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir paylaşımı var. Bir video ile birlikte yaptı İçişleri Bakanı. Milletimizin başı sağ olsun. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, şehit ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki vatan uğruna, ay yıldızı, şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Cemil Bozkurt, ekleyecekleriniz var mı? Siz de sosyal medyada ya da son noktalara dair gelişmeleri dilerseniz burada da görsel olarak daha iyi olacak. Paylaşırsanız yorumlarınızı almak isteriz. Yine az önce Kemal Hocam bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Hem stratejik olarak hem de askeri olarak sizin ekleyecekleriniz var mı? Sizin de görüşlerinizi alayım bu noktada. Yani şimdi bu saldırı, bu terör saldırısı son dönemlerde artmasıyla ilgili zaten analizler yaptık. Geçenlerde de yaptık. O aralığın sonunda yapılan gerçekleştirilen saldırılar. Başlamadan Hakan Fidan'ın da Dışişleri Bakanı'nda bir paylaşımı var. Şehadete eren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun. Yaralanan askerlerimize bir an önce sağlıklarına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sınırlarımız içerisinde ve dışında PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi Dışişleri Bakanı. Tabii. Zaten bunun çözümü bu, mücadele. Terörist unsurla mücadelesiz olmuyor. Mücadele edeceksiniz. Tüm açıklamalarda aslında unsurları son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar ifadesi önemli. Buyurun. Ya, aynen. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar açıklaması son derece önemlidir. Devamı da gelmelidir. Terör örgütünün siyasi ayağı, terör örgütünün finans ayağı, terör örgütünün sözde sivil toplum ayağı, terör örgütünün sözde medya ayağı unsurları. Bunlarla da mücadele. Uluslararası ayağı. Uluslararası ayağı. Şimdi şu yolu keseceksiniz. Erbil'den şuraya giden şu yolu şurada keseceksiniz. Az önce hocam söyledi. Şu hattı kontrol edeceksiniz. Bu yoldan buraya, Amerika buraya silahı indiriyor. Buradan PKK'ya, şuradan batıya doğru Suriye'ye aktarıyor. Bu güzergah üzerinden dağıtım yapılıyor. Şuradan dağıtım yapılıyor. Bunu bunları fotoğraflarla paylaşıyor. Amerikan geride bıraktığımız ay içerisinde Amerika'da bütçe görüşmeleri içerisinde o bütçe yer aldı ve yaklaşık 200 milyon dolardı galiba. 400 ama yarısı herhalde doğrudan veriliyordu. 160 milyon sözde demokrasi görüşmeleri. Bir kaynak ayrıldığını ya, Amerika, da bütçeden geçirdiler. Artık bunu gizledikleri bir nokta değil. Buyurun. Burada Irak'ta bir savaş yaşanıyor aynı zamanda. Şimdi bir boyutu da var. Yani bu coğrafyada bir savaş yaşanıyor. Şimdi Doğu Akdeniz boyutu, Dünya Denizi. Az boyutu. Önce söz bana gelseydi ben şunu anlatacaktım. Buyurun. Yemen meselesiyle. Ha, Yemen meselesi doğru. Savaş derseniz Amerika ile Türkiye kabul edilir de PKK ile şey arasında onu diyor zaten yok. Örtülü savaştan söz ediyor. Şu an yani PKK ile bir savaştan bahsetmiyor. Evet. Yani PKK terör örgütü bir aparat. DAEŞ terör örgütü bir aparat. Tabii tabii. FETÖ bir aparat. Maşa yani. Maşa. Bunlar bunu kullanıyor. Kim kullanıyor? Brett McGurk kullanıyor. Ondan sonra diğer Amerikalı yetkililer, CENTCOM komutanı geliyor. Bunları kullanıyor, talimat veriyor. Şunlara şu silahları verin. Bunlara ben mesela şunu merak ediyorum. Amerika sadece PYD terör örgütüne, PKK terör örgütüne kullanması için verdiği silahları mı gönderiyor? Mesela Suriye'nin kuzeyinde şöyle depolar var mı? Sadece lazım olursa Amerikalı askerlerin sadece kullanacağı silahlar da gönderiliyor mu mesela? 900 tane asker var zaten orada. Yani tamamına yakın depolardaki mühimmat ve silahları SDG dedikleri yani PKK grubuna ait olduğu gözüküyor. Doğru, doğru, doğru. Tabii. Ama ben şöyle bir şey de duymuştum. Buyurun. Amerikalılar bazı silahları, bazı depoları sadece kendileri kontrol ediyorlar ve onları PYD'lilere vermiyorlar diye. Öyle bir duyum almıştım. Ta 2016, 2017, İsrail'de 2018 yaptıkları falan. Gibi 100 tane depo vardı Amerika'ya ait. Ama verdiler, açtılar o depoları. Hı. Sonra da açmış olabilirler. Öyle bir masraf olmuş olabilir. Mesela Gara'da yine terör örgütünün mühimmat depolarını Amerikalıların doldurduğunu depolar söylemiş. NATO standartında biliyorsunuz. Tabii. Yani o depo o kadar standart yapılmış ki özellikle Suriye'deki, kuzeydeki, Deir Zor'daki depolar NATO standartlarındaki depolar. Yani tabii. Neye dayanıktı biliyor musunuz o tür depolar?
taktik nükleere bile dayanıklı. Bırakın 155'lik top mermisine ya da füzeye vesaireye. Yani ciddi bir yapılanma var orada. Bunu Türkiye biliyor. Yakından takip ediyor. Bir de şunu ilave edelim. MIT'in yaptığı nokta operasyonları var ya. Daha geçenlerde yapıldı bir tane. Çok önemli bir üst düzey yönetici de nötralize edildi. Yani MIT'in yaptığı operasyonlara da cevap gibi gözüküyor. Hakan Bey. Ya şöyle dediğimiz az önce Yemen konusunda söz gelseydi. Buyurun. Şunu aktaracaktım. Oradan bağlayacağım ben de. Bu harita iyi oldu aslında. Denk geldi. Bakın az önce bir girizgah yapıldı. Çok detaylandırılmadı. Şimdi Yemen, yani Babel Mendeb, Süveyş, Türk Boğazları, Doğu Akdeniz, Basra, ondan sonra Cebeli Tarık, ondan sonra ileride Malakka, yani Panama'ya kadar gideriz. Dünyada 8 tane çok kritik deniz düğüm noktası olarak tanımlar uzmanlar. Emekli amirallerle falan konuşmuştum. Bunlarla da bağlantılı deniz yolları. Dünyada savaşlar aslında bu yüzden olur. Niye? Bakın 2023'ün dünya ticaretinde %86'sı denizler ve okyanuslardan geçmiş. 12 milyar ton yük. 12 milyar ton yük. Denizler üzerinden. Dünya ticaretinin %86'sı. Ve bu düğüm noktaları, bu kilit noktalar da sıkıntılar ve esas mücadeleler. Çünkü küresel güç, az önce hocamızın İşte Haçlı dediği, bizlerin işte emperyalist Haçlı diye tanımladığımız, hepimizin o ortak tanımında ifade ettiğimiz devletler bugün küresel ticareti yönetmeye çalışıyor. Amerika niye burada asker bulunduruyor? Niye burada bulunduruyor? Niye burada bulunduruyor? Ya Bahreyn'de Yemen'e saldıran ülkelere baktınız mı? Sadece Müslüman ülke Bahreyn. Niye? Evet. Bahreyn'de Amerika'nın deniz görev kuvveti var.